Büyük ilgi gören Emanet adlı günlük dizinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu'yla Halil İbrahim Ceyhan magazin altının sorularını yanıtladı. Bu yoğun çalışmanızda bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çekimler? İyi, güzel. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama çok keyifli. Ara ara tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen çok güzel gidiyor her şey. Sizin için nasıl geçiyor efendim pandemi şartlarında çalışmak? Evet, bu güzel bir soru oldu aslında. Pandemi şartlarında çalışmak bizim için biraz riskli. Ama aynı zamanda malum korunma şekillerinin hiçbir tanesini uygulayamıyoruz doğal olarak. Ama izleyiciden de bir taraftan ayrı kalmamak adına elimizden gelen bütün enerjimizi buraya akıtıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Uzun çalışma saatlerimiz var. Fakat senaryomuzun güzelliği, bizim bu işi gerçekten isteyerek yapmamız ve bu işten keyif almamız, bu yorgunlukları, bu pandemi durumunu bir göz ardı etmemizi sağlıyor. Halil İbrahim Ceyhan haftalık dizi kalitesinde bir iş çıkardıklarını söyledi. Günlük dizi, haftalık dizi gibi ben ayırmıyorum. Biz bir hikaye anlatıyoruz. Evet. Biz haftalık dizilerle aynı kategorideyiz aslında. Yani her gün biz bir haftalık diziyle karşı karşıyayız, evet, neredeyse. Ve bunun bize katmış olduğu bir hız var. Onların bir günde veya yarım günde çekmiş olduğu sahneleri biz 2 saatte çekebiliyoruz. Çünkü yoğun bir konsantrasyonla bu işin içerisindeyiz. Ceyhan, hayat verdiği Yaman Kırımlı karakteri için efsane benzetmesini yaptı. Yaman Kırımlı bir efsane aslında. Şöyle bir efsane, çok zor koşullar altında büyümüş. Annesini, babasını belli zamandan sonra kaybetmiş. Ailesine sahip çıkmaya çalışmış. Aileyi baş tacı yapıp bütün kötülükleri, onlara gelebilecek bütün zararları evin dışında tutmaya çalışıp, tabiri caizse dışarıya aslan kesilip ama ailesinin içerisinde onları koruma adına bütün her şeyi göze alan bir karakter. Karakterinizde kendinizde bulduğunuz bazı özellikler var mı hiç? Var. Çoğu özelliği var. Yani Yaman başladığı işi bitiriyor. Bir kere. Bu çok Halil İbrahim'e özgü bir durum. Yani ben de asla başladığım şeyi yarım bırakmayı sevmem. Çocuklara zaafı var. Zayıf noktası. Çünkü kendi çocukluğu da biraz şey geçmiş. Hani çocukluğunu çok yaşayamamış. O yüzden etrafındaki çocuklara olabildiğince hassas davranıp onların nelerden keyif aldığını anlamaya çalışan bir karakter. Ben de özel hayatımda çocukları çok severim. Onlarla vakit geçirmekten çok büyük keyif alırım. Sıla Türkoğlu ise canlandırdığı Seher'in halktan bir karakter olduğunu ifade etti. Seher aslında daha bizden biri bence. Yaman kadar öyle şey değil, ütopik bir karakter değil. Daha bizden biri, halktan biri. O yüzden de bence seviliyor. Daha sonra Yaman'la karşılaşınca aslında Seher'in hayatı komple değişiyor. Çünkü yani o yaşına kadar, onunla tanışana kadar hiç güçlü olmak zorunda olduğu bir durumda kalmamış. Ama Yaman'a karşı güçlü olmak zorunda, kafa tutmak zorunda. Çünkü ortada bir emanet var. Ortak özelliklerimiz de, ikimiz de hayvanlara çok düşkünüz. O ilk bölümlerde falan vardı. Çocukları çok seviyoruz. Seher de çok şefkatli. Aslında kötü olabilir ama olmamayı tercih ediyor. İyi davranıyor. Zor durumlarda bile kendi terbiyesi ve ahlakıyla ona güzel bir cevap veriyor. Bu huylarımız benziyor, özelliklerimiz benziyor. Türkoğlu zaman zaman Seti Halil İbrahim Ceyhan'la arasında tatlı çatışmalar yaşandığını vurguladı. Anlaşamadığımız konu oldu mu? Dizi dışında veya? Dizi çekti mi? Evet, oluyor. Oluyor. Ne gibi mesela? Senaryo, yani evet. Var. Ne gibi? Mesela sahnede ben işte hakim olduğum bir sahne ise Halil onun kafasında farklı yorumladıysa ben direkt şey yapıyorum. Hayır, o öyle değil. İşte bu böyle olmalı falan. Ona müdahale ediyorum. O ona kızıyor. Niye müdahale ediyorsun falan. Böyle. En çok hangi kelimeyi kullanıyor peki? O sırada yapma dediği ve sürekli mesela. Bir kelime var mı? Sürekli kullandığım bir kelime var mı? Benim mi? Ben bu tür şeyleri hayatımdan çıkartırım artık. Yani öyle çok bir şey kullanıyorsam o hemen o kelimeyi kullanmamaya başlarım. Hani bir şeye çok fazla odaklandıysam. Daha öyle hiç bir şey gelmedi aklıma. Yok. Benim var mı? Yok. Vardır ya. Var da. Ay. Hangisi? Ay işte. Ay. Evet. Halil İbrahim Ceyhan partneri Sıla Türkoğlu'nu övdü. İlk böyle uzun soluklu projemde daha önce tecrübesi olan bir partnerle çalışıyor olmak benim için bir ayrıcalıktı. Zaman zaman ondan öğrendiğim şeyler de oldu bu anlamda. Dolayısıyla ben Sıla'yla çok rahat çalışıyorum. Bir kere oyuncu dünyasını bilirsiniz, sıfır egosu var.
ve öğretmeye açık bir insan. Dolayısıyla hani bu bağlamda karşı tarafın da fazlalığı veya eksikliğini görüp optimum noktası neyse bunu dile getirebilecek bir kapasitede. Hani o açıklıkta. Ondan dolayı ben Sıla'yla çok rahat çalışıyorum. Başka bir projede de büyük keyif alırım onunla çalışmaktan. Öncelikle teşekkür ederim. Eyvallah. Keşke bunları bana da söylesen. Bunu da söylüyor. Ben de tabii ki çok çalışmak isterim. Çünkü dediği gibi yani biz ailemizi görmüyoruz. 7-24 buradayız. Evet. Sadece eve uyumaya gidiyoruz. Yani hiçbir vaktimiz yok. Özel hayatımız yok. Bir şeyimiz yok. O yüzden burada da kendimizi hani rahat hissetmemiz gerekiyor. Çünkü hep birlikte çalışıyoruz. O yüzden ben de çok şanslıyım. Çünkü dediği gibi biz gerçekten iyi anlaşabilen iki insanız. Az önce şey söyledim ya hani ben ona şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye. Onda bile hani şeyiz. Yani o beni alttan alıyor. İşte ya da ben bir şeye takıldıysam şey yapıyor falan. Birbirimizi güzel idare ettiğimizi düşünüyorum tabii ben set için. Bunlar oyunlarımızla alakalı. Evet yani set içinde şeyle alakalı, senaryo ile ilgili. O yüzden ben de isterim tabii ki Halil'le tekrardan çalışmak. Bir sinema olur. Dizi olur. İki sevilen oyuncu haklarında çıkan aşk yaşadıkları yönündeki iddiayı da yanıtladı. İkimiz de kariyerinin başında iki insanız ve yani özel hayat kalsın ya hani bize özel kalsın hani başkası olur o olur bu olur yani buna konuşulmasın biz sadece işimizle gündeme gelelim istiyoruz onun için çabalıyoruz. O yüzden yani bu konular biz bu karakterler bu hikaye içerisinde göstermesi gereken performans neyse içtenlikle bunu gösteriyoruz. Dolayısıyla bu pozitif enerji eminim izleyiciye de geçiyor. Tabii. İşte o farklı bir durumu yansıtıyor olabilir. O konuyu da zaten çok konuşmuyoruz. Haziran ayında sezon arası vereceklerini belirten ikili tatil planlarından bahsetti. Haziran gibi sanırım Haziran. Ama. Haziran. Tatil planları yapıldı mı? Tatil yapacaksınız. Birkaç işle alakalı şeyler var. Hani eğer onları denk getirebilirsem ben kendi adıma onları yapmaya çalışacağım. Çünkü kısa bir ara vereceğiz sanırım evet. Biz. Ben koşa koşa İzmir ailemin yanına gideceğim. Çok özledim onları. Tamam uğraşma istersen. İdare ederiz böyle. Emanet dizisinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan sette magazin hattının sorularını yanıtladı. Türkoğlu en çok mezar sahnesine çekimleri sırasında zorlandığını söyledi. Zorlandığımız sahneler mezar sahnesi ya. Evet senin mezar sahnesi. Onun üstüne gelmedi herhalde. Evet. O çok kötüydü. Yani tabii ki yani şey içine çekerken gerçek bir mezarın içine çekmedik ama gerçekten üstüme toprak atıldı ve ben o gece uyuyamadım eve gittiğimde. Çünkü her yerimden hala böyle kumlar falan çıkıyordu. 3 gün boyunca asla temizlenmedim. Kumlar böyle akmaya devam ediyor ve bayağı zorladı beni. Yani bir yandan sahneye odaklanmaya çalışıyorum ama bir yandan toprak yiyorum, yutuyorum, nefes alamıyorum. Şey böyle kesiyoruz, çıkartıyorlar beni. Yönetmenim sağ olsun hani çok anlayışlı biri. Hani şey yapıyor, iyi misin falan böyle ağlıyorum ama sahne bitmiş hala ağlamaya devam ediyorum. Böyle garip bir duyguydu. Ben onda çok zorlandım. Bir de akrepli sahnede. Ha, ilk çünkü benim böcek fobim var. Ben şu kadar böcek görsem evin içine giremem. Ama koca akrep şuralarıma falan geldi. O şeydi yani canlı bayağı. Evet. Çok kötüydü o. Nasıl başarılı acaba tamamladınız? Şey o yani, berbat çok bir durumdu ya. Böyle çok yaklaşmıştı. Uyuyorum bir de sahne. Onda ağlamadım. Onda böyle tansiyonum düştü gibi oldum. Bayağı fenalaştım. Ama şey oldum böyle gözlerim. Hani uyumam gerekiyor sahne gereği. Gözlerim kıpır kıpır böyle. Çünkü şeyim duramıyorum. Durduramıyorum kendimi. Bir şekilde atlattık onu. Çok şükür. Yani, Ceyhan aksiyon sahnesi çekmeyi sevdiğini belirtti. Zorlandığım değil de ben aksiyon sahnelerini çok seviyorum. O zaman böyle çocuklar gibi falan enerjik oluyorum. Hadi yapalım, hadi yapalım falan. O yüzden hani zorlandığım bir sahne yok aslında. Yani bir de biz çok şanslıyız. Ayhan Özen'le çalışıyoruz. Yani Ayhan Hoca bu işin piri neredeyse. Yani neredeyse demeyelim piri. Onun sayesinde zorlanabileceğimiz bir sahnenin olduğunu çok düşünmüyorum. Geliyor, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Biz de bütün enerjimizi aktarıyoruz ve çıkıyoruz o sahnenin içinden. Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan canlandırmak istedikleri rolleri anlattı. Yani bittikten sonra yeni bir diziye başlayacak olsanız nasıl bir karakterde oynamak isterdiniz? Güzel bir soru bu. Çok güzel bir soru. Ben
bunun cevabını çok çalıştım. Öyle mi? Sen söyle o zaman. Ben şey istiyorum ya, böyle psikolojik sorunları olan bir karakter oynamak istiyorum ama sinema filminde, dizide falan değil. Biraz daha ben şey, aslında bu sektöre başlarken hep şey istiyordum, bağımsız sinema, bir tık daha festival falan ama kısmet böyleymiş, böyle yani başladık. Ben kendi adıma bana gelebilecek birçok role yatkın olduğumu düşünüyorum, o yüzden çok kısıtlamıyorum kendimi, hani şöyle bir karakter olursa oynarım, bu olursa oynamam gibi. Sıla Türkoğlu, Hülya Avşar, Mehmet Aslantu ve Deniz Çakır'ı buluşturan Masumiyet dizisini beğenerek izlediğini dile getirdi. Takip ettiğiniz diziler var mı? Var. Buyurun. Masumiyet. Ben Masumiyet izliyorum Türk dizisi olarak. Benim yok şu an maalesef. Masumiyet'teki takip ettiğiniz karakter kimdir? Ya ben komple diziyi beğeniyorum. Hikaye olarak da, oyunculuk olarak da hepsi çok iyi. Güzel isimler de var zaten. Hani haddime değil böyle bir şey söylemek. O yüzden söylemeyeyim. Bayağı beğeniyorum. Bence Türk dizilerinin arasında en iyisi o. Yani yabancı da izliyorum ama çok şey değil. Yani takip edemiyorum. Hayır. Ben dün şey yaptım değil mi? Benim setim az sürüyormuş gibi oldu. Ben daha fazla dizi izliyorum. Takip ediyorum sosyal medyayı falan. Yok ya, ben daha şeyim Halil'e göre. Ya ben dizinin bölümlerini bile kaçırıyorum. O ailesiyle yaşıyor. Biraz daha ben yalnız yaşadığım için hani kendime daha fazla vakit ayırabiliyorum eve gittiğimde falan. Hani o ister istemez ailesine de vakit ayırmak zorunda ya. Ben daha boşum. Ona göre. Ben köpeğimle ilgileniyorum ve dizi izliyorum. Masumiyet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz. İnşallah, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ederiz.